Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla kanalıma hoş geldiniz. Bugün size küçük bir açıklama yapıyorum ve minik 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 bir alışverişim var. Bana göre minik, eşime göre çok büyük. Bayramın 3. günü bunu internetten yapmıştım. Dün akşam geldiler ve bir gün beklediler dışarıda. Ve kargo poşetini güzelce açtım. Ellerimi yıkadım. Ve size kıyafetlerimi göstermek istedim. 4 tane tünik aldım bu arada. Onları tanıtacağım. Bir de ben düşündük, taşındık biz eşimle. Biz şimdi çok eğlenceliyiz. Böyle eğlenceli aktiviteler yapmayı, oyunlar oynamayı, soru cevap videoları yapmayı çok seviyoruz. Ve düşündük neden yapmayalım dedik. Kanalın biraz içeriğini değiştirmeye karar verdim. Bundan sonra Allah kısmet ederse sağlığımız el verdiği sürece pazartesi yok, cuma bir de salı günleri videolar gelecek. Bu videoların bir tanesi böyle soru cevap videosu. Yani bizim çekerek eğlendiğimiz videolar, sizin de izleyerek eğleneceğiniz videolar. Bir tanesi günlük hayattan, gezmeye gidebileceğimiz bir yer olursa gezmeye gittiğimiz yer. Ufak tefek küçük yemekler olabilir, temizlik olabilir. Ve karışık öyle bir vloglar gelebilir. Böyle karar verdik. Eşimle düşündük, taşındık. Allah razı olsun. Şimdi bana çok destek oluyor bu konuda. Yani hakkını yemem. Tamam hayatım dedi. Yani sonuçta ona bir şey zorla yaptıramam. O da istiyor ki, seviyor ki bana destek oluyor sağ olsun. Öyle şimdi gelelim alışverişe. Şimdi yanımda eşim olsa çok minik derdi. Çok minik derdi kesin yani. Bu arada kolye şey bilekliğime bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ablam bunları kendisi yapıyor. Çok da güzel. Beğenerek ben takıyorum. İşe gideceğim. Hazırlandım. Şimdi önce aldıklarımı göstereyim. Fiyatlarını da söyleyeceğim. Sefa Merve'den aldım. Tesettür sitesi biliyorsunuz. Bayramın 3. günü aldım. Ben şimdi işe gidip gelirken biz normal böyle sivil gidiyoruz. Normal sivilde çalışıyoruz. Koltuk kılıf dikme fabrikasında çalıştığımız için aile toz oluyor. Bir gün giydiğimiz kıyafeti sonraki gün giymiyoruz. Giydiğin zaman kaşınma yapıyor. Aile kumaş olduğu için. O yüzden sık sık kıyafet değiştirmemiz gerekiyor. Her gün gibi yani bir değişik giymemiz gerekiyor. Tabii her gün değişik giyemeyeceğimize göre 3-4 tane tünik alayım dedim. Bir haftayı doldurayım. Sonra bir dahaki hafta sil baştan tekrar yine aynı tünikler öyle. Ama günlerini değiştirerek bu sefer öyle giyerim diye düşündüm. Baştan bu tüniği aldım. Şöyle. Düz, normal. Gri. Şöyle yuvarlak yaka düz. Diz altı. Bunun iki tanesini diz altı tercih ettim. İki tanesini diz üstü tercih ettim. Diz altlarını tercih etmemin sebebi tayt giydiğim zaman yani tesettürlü olduğum için taytla daha güzel oluyor diz altı. Şöyle gayet uzun gördüğünüz gibi. Şöyle düz bir tunik. Bunu 40 liraya aldım. Yani sonuçta ben bunu bandırmadan gerçekten 40 liraya bu tuniği bulamazdım yani. Çok böyle sitede çok böyle daha güzel gösteriyor. Çok daha güzel geldi mi? Gelmedi ama 40 liraya da dediğim gibi bandımda hiçbir yerde yoktu. Birkaç yere bakmıştım yani. Gerçi koronadan önce bakmıştım. Şu an yazlıklar geldi. Daha iyi, daha güzel şeyler belki bulabilirim ama fazla da gezemediğimiz için. O yüzden ben de görmüşken alayım dedim. Bir de şöyle bir tunik aldım. Bu da şöyle tatlı güzel bir yeşil. Şöyle üstüme tutayım. Şöyle buralarında iki tane cepleri var. Ama cep değil onlar. Süs yani cep gibi duruyor ama süs. Böyle güzel bir tunik yakası şöyle. Böyle bu tuniği 56 liraya almıştım. Evet. 56 liraya. Aslında baya bir pahalıydı da o gün bayram özel indirim yazıyordu. 159 liradan 56 liraya düştü yazıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani ben de tabi bayanlar indirimde görünce öyle. Bir tanesi az önceki gri bordosunu aldım. Yine aynı. Bunu da 40 liraya aldım. Mesela bunun kumaşı daha güzel. Bunun kumaşını daha çok beğendim. Bu da diz altı daha uzun. Şöyle bakın. Böyle Allah kısmet ederse giydiği zaman üstünde böyle olacak. Gayet düz. Diz altı bir tunik. Tesettürlü olduğum için tabii insanlar giyimine biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Bir de çalıştığı için de rahat olması da gerekiyor. Mesela ben tight giyiyorum. Çünkü makine kullandığı için sürekli çok dar kıyafetlerle çok zor oluyor. O yüzden dedim daha biraz uzun olan alayım ki dedim. Tight giydiğim zaman rahat rahat giyeyim diye düşündüm.
ve en çok sevdiğim ve en çok beğendiğim, tam dizlerde bittiğim bir tonik. Bunu çok severek ve çok beğenerek aldım. Fiyatı yazıyor mu bakayım. Fiyatı yazmıyordum. 64 liraya aldıydım. Bakın. Şöyle mesela bunu giydiğim zaman mesela altına koyu bir lacivert kotla ya da çok açık mavi bir kotla gayet güzel giyebilirim. En çok hoşuma giden detayı da biliyorsunuz, bir de ben 48 beden aldım. 48 beden çok büyük bedenlerde çok böyle sporlar olmuyor. Genellikle daha böyle klasik kesimler oluyor büyük bedenlerde. Bunu en çok hoşuma giden, bunu 64 lira verdiğim detay da şu. Bakın şöyle fırfırları var. Görüyor musunuz? Şöyle böyle fırfırları var. Tam böyle dizlerimde bitiyor. Koyu lacivert dar paçayla ya da çok açık bir mavi dedi rahat rahat giyerim diye düşündüm. Ve Sefa Merve'de bayram kampanyası mı vardı artık bilmiyorum, normal her zaman kampanya mı vardı. İki tane de eşarp yollamışlar. Ama yolladığı eşarpların renkleri o kadar alakasız ki hanginden hangini örteceğim hiçbir fikrim yok. Yani büyük ihtimalle kullanmam ya da kullanırsam başka bir şeylerle örterim. Bu şöyle mavi, petrol mavisini bir ton daha koyuyorsun. Lacivert falan olsun daha kullanılıyordu. Bir de bu. Bu genellikle bu petrol rengi büyük ihtimalle. Yani. Geçer bu Allah'tan. O yüzden bunları bilmiyorum kullanır mıyım kullanmaz mıyım. Öyle hem açıklama yapmak istedim hem de aldığım küçük minik alışverişleri göstermek istedim. Öyle dediğim gibi bundan sonra Allah kısmet ederse her salı ve cuma ya da cumartesi sabahı videolar gelecek kısmetse. Öyle, kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.